Ve sevgili izleyenler, ilk olarak basın toplantısıyla başlayacağız ki bugün Halilhisar Belediye Başkanı Sayın Can Polat basın mensuplarıyla bir araya geldi. Halilhisar Belediye Başkanı Mehmet Can Polat göreve başladığı günden itibaren geçen 100 gün içerisinde yaptığı çalışmaları bir bir anlattı. Halilhisar ilçesini hep birlikte yöneteceklerini ve hizmetlerinin artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Can Polat, projelerini de hayata geçirmeye başladıklarının altını çizdi. Halilhisar Belediye Başkanı seçildikten sonra canla başla sloganıyla ilçeyi gezerek ihtiyaçları yerinde tespit eden ve yenilikleri Halilhisar'a kazandıran Başkan Mehmet Can Polat, geçen 100 günlük sürede yaptığı çalışmaları kamuoyuna açıkladı. Yerel ve ulusal basın temsilcileriyle düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen Başkan Can Polat, Halilhisar Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Halilhisar Belediyesi olarak ilk 100 günümüzde yüzümüzün akıyla neler yaptık, neler planladık. Halilhisar Belediyesi olarak şu anda ne yapıyoruz? Karşılığı olarak bugün 100. günde değerli Şanlıurfa'daki güzide basın mensuplarımızla bir araya gelelim dedik ve bugün karşınızdayız. Büyükşehir ve Halilhisar Belediyesi Meclis Üyesi Faruk Bayuk, belediye başkan yardımcıları, birim müdürlerinin de katıldığı 100 gün içerisinde yapılan çalışmaların anlatıldığı video gösterimiyle başlayan basın toplantısında Başkan Can Polat yaptığı ve hazırlığına başlanılan hizmetleri sıraladı. Arkadaşlarımız sağ olsunlar, güzel bir videoyla kısa bir zaman diliminde Halilhisar Belediyesi olarak canla başla tüm personellerimiz ve yönetici arkadaşlarımızın, meclis üyelerimizin birlikte yürüttüğü sahadaki vatandaşlarımızın hizmet yolundaki bu kervanda sizlerin de desteğiyle, sizlerin de önerileriyle inşallah canla başla mücadelemize mesai mefhumu gözetmek için devam edeceğiz. Halilhisar Belediyesi'nin başkan yardımcılarından müdürlerine ve personellerinin mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını ve canla başla çıktıkları bu yolda hizmetlerini misliyle artırarak devam ettireceklerini söyleyen Başkan Can Polat, yeni projeleri halkın hizmetine sunacaklarını vurguladı. Biz geldiğimiz günden sonra şu cümleyi ifade ettik. Misliyle hizmetler artaraktan, yenileri de katılaraktan yolumuza devam edeceğiz dedik ve elhamdülillah şu an bu konudayız. Önceki dönemden devam eden hizmetler misliyle sayılar artarak devam ettiği gibi ve inşallah da yanına yenilerini ekledik ve eklemeyle ilgili olarak da çalışmalarımız devam etmektedir. Halilhisar Belediye Başkanı Mehmet Can Polat da göreve başladığı günden itibaren geçen 100 gün içerisinde yaptığı çalışmaları anlatmak üzere basın mensuplarının karşısına çıktı. İlk 100 günümüz dedik, sağ mefhumu gözetmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halilhisar Belediyesi her zaman olduğu gibi ilklerin ve yenilerin belediyesi olarak hizmetine devam edecektir. Biz geldiğimiz günden sonra şu cümleyi ifade ettik. Misliyle hizmetler artaraktan, yenileri de katılaraktan yolumuza devam edeceğiz dedik ve elhamdülillah şu an bu konudayız. Önceki dönemden devam eden hizmetler misliyle sayılar artarak devam ettiği gibi ve inşallah da yanlarına yenilerini ekledik ve eklemeyle ilgili olarak da çalışmalarımız devam etmektedir. Seçim öncesi çalışmalarımızda gastronomi ile ilgili olarak bir gastronomi merkezimizin oluşmasını ve burada Urfa'nın mahalli yemeklerinin tanıtılması, üretilmesi ve daha sonradan aşçıların için yetişmesi ve sonrasında da ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili. Ve yine HALMES projemizden bahsetmiştik. Gençlerimize yönelik olarak onların ana eleman dediğimiz, kalifiye eleman dediğimiz milli eğitimle yapacağımız protokol çerçevesinde onların HALMES ofislerinde yetiştirilmesi, sertifika sahibi yapılması, anılar lokali
ve kütüphaneyle birlikte kafeterya ile sonuçlanan oradaki öğrenci arkadaşlarımızın faydalanabileceği Karşıyaka mahallemizde çevre yolu üzerinde Çelik Köprü diye bildiğimiz su arıtma tesisine yakın noktada Halilye Belediye'mizin bir arsası, arazisi üzerine bu yapıyı planladık. Şu anda bu dış kesitinden bir görsel. İnşallah bu yapının içerisinde Maksa Konu, Astronomi Merkezi, Hamme, Sanlılar Lokali, Kütüphane ve Kafeterya ile birlikte en kısa zamanda projesi biter bitmez vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere bu kapının inşallah temelini atacağız. Ve yine diğer bir projemiz, şu anda arkadaşlar muhtemelen şarkhanesini yazıyorlardır. Göbekli Tepe ile birlikte ilimizde yüksek bir oranda turist, yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaktayız. Otel açığı, yatak sayısı açısından hala hazırda neler yapabiliriz, acil olarak neler yapabiliriz diye biz arkadaşlarımızla birlikte toplandığımızda bizim Halilye Belediyesi'nin Vali Akbul İş Merkezi Valiydi. Bunun hemen dönüştürülerek de işlet devlet modeliyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasıyla ilgili kararımızı aldık. İnşallah en kısa sürede ihale edeceğiz. Teşebbüs tarafından bu da ilimize bir otel olarak kazandırılacaktır.